ilk soru geliyor. Belli etmeden insanları etkileyen, çekici ve korkutucu kişiler için kullanılan ve yere bakan diye başlayan sözün devamı nasıldır? A. Sır saklayan. B. Hikaye anlatan. C. Göz dolduran. D. Yürek yakan. D. Yürek yakan son kararım. İkinci soru. İnsanlar hangisini çaya batırıp yemeği çok severler? A. Börek. B. Tost. C. Bisküvi. D. Pasta. C. Bisküvi son kararım. Zahmetli de olsa diye bir ibare koymalıydık. Hangisi? Hemen böyle yumuşayıp evet, ya çayın içine ya böyle... Kıvamını iyi tutturmak gerekiyor. Çok fazla bekletmeden hemen çayıp. Üçüncü soru. Bazen yere düşer, bazen buranıza düşer. Bazen çayın içine. Doğru. Üçüncü soru efendim. 90'larda televizyonda telefon tuşlarına basarak oynanan ve karısını kurtarmaya çalışan kahramanın adını taşıyan oyun hangisiydi? A. Hugo. B. Teletubbies. C. Furby. D. Pepe. Seyirciye sorayım. Ben fikrim var ama bir seyirciye sorayım. Değerli seyircilerimiz, 90'larda televizyonda telefon tuşlarına basarak oynanan ve karısını kurtarmaya çalışan kahramanın adını taşıyan oyun hangisidir? A. Hugo. B. Teletubbies. C. Furby. D. Pepe. Süre 10 saniye. Hugo'ymuş. Ben de öyle düşünüyorum. A. Hugo son kararım. Efendim dördüncü soru geliyor. Bijuteri dükkanlarında genellikle hangisi satılır? A. Oyuncak. B. Kumaş. C. Takı. D. Parfüm. C. Takı son kararım. Beşinci soru. Bilgisayar ekranında görülen ok şeklindeki fare imleri standart olarak hangi yönü gösterir? A. Sol alt. B. Sağ alt. C. Sol üst. D. Sağ üst. Valla her zaman kullandığım şey ama demek ki çok dikkat etmemişim. Biraz daha düşüneyim. Joker haklarımı da kullanmayı çok istemiyorum valla bu sorunun başında. En iyisi devam etmek açısından ben bir cevap vereyim. Olmadı 1 milyar alıp gidelim diye düşünüyorum. Sağ üst diyorum. Yine son kararın. Son kararın. Kısmet. Şöyledir Bekir Özkan. Vallahi ben de düşündüm onu, dikkat ettim ama bir şey yapamadım. Tam karar veremedim. Dediğim gibi joker haklarını da çok kullanmak istemedim. Canınız sağ olsun. Ben de aynen teşekkür öyle diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Çok teşekkürler.